Değerli öğrenciler, değerli arkadaşlar, hepiniz yeni bir derse hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz yine Sarf kitabının 1. cildinden 9. konu As-sifetül müşebbehe şeklinde olacaktır. Daha önceki derslerimizde fiilden isim türetmeye başlamıştık ve türettiğimiz isimlerde fiili yerine getiren kelimeye biz ismi fail diyorduk ve fail kalıbıyla türetiyorduk. Yine o fiilden etkilenip de o fiilden etkilenen kelimeyi türetmek için ismi mef'ul kalıbıyla türetiyorduk. Ve mef'ul kalıbına koyduğumuz kelimeler yapılan şey olmuş oluyordu. Bir fiili yapan, ikincisi ise fiili yapılan, o fiilden etkilenip de yapılan şeyi ifade etmiş oluyorduk. Örnek olarak demiştik ki katele kelimesi, öldürdü anlamına gelen bu kelime fa'il kalıbıyla ifade edeceksek katilun olur. Öldürme işini yerine getiren katilun. Peki öldürülen, yani o fiilden etkilenip de Türkçedeki karşılığı edilgen sıfat fiil şeklinde çevirdiğimiz kelimeye ne diyorduk? Maktulun diyorduk. Öldürülen şeklinde ifade ediyorduk. Peki o fiili çokça yapan, yani öldürme işini çokça yerine getiren kişiye biz ne diyoruz? Katalun diyoruz mesela. Burada birkaç tane kalıp vardı biliyorsunuz mübalağa siyasında. O Arap hangi sigada ya da hangi kalıpta mübalağa anlamını ifade eden hangi kalıpta kullanmış ise bizler de o kalıpla kullanıp ve mübalağa anlamını ifade ediyorduk. Demek ki katelenin katalun dediğimiz zaman çokça öldürülen anlamını ifade etmiş oluyoruz. Peki şimdi bir de değerli arkadaşlar, Araplar genellikle geçişsiz olan fiilleri, ismi fail anlamını taşıyan geçişsiz fiilleri ve sıfat manalı kelimeleri as-sifetül müşebbehe dediğimiz bir kalıpla türetmişler. Bakın as-sifeh adı zaten üstünde, sıfat anlamlı bir kelime bu. Yani kendisi sıfat değil ama sıfat anlamlı bir kelime. Mesela ne gibi? Güzel, çirkin, kaba, küçük, büyük, işte diyelim ki aç, susuz. Mesela bunlar hep sıfat anlamlı kelimelerdir. Ama cümle içerisinde her zaman sıfat olacak diye bir şartı yok tabii. Mesela Ali küçüktür dediğimiz zaman küçük kelimesi sıfat anlamı taşımaktadır. Ama cümle içerisinde yüklemdir ya da haberdir Arapçadaki karşılığı. Çocuk küçüktür dedik, değil mi? Dolayısıyla biz demek ki Arapçada ya da Araplar diyelim genellikle geçişsiz olan fiilleri, geçişsiz fiil ne demek? Yani mef'ulun bih almayan, nesne almayan fiilleri ve hatta 4. ve 5. baptan gelen fiilleri, genellikle 4. ya da 5. baptan gelen fiilleri ismi fail anlamında türetebilmek için sıfat-ı müşebbeh kalıplarını ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. Hocam 4. bab neydi, ben hatırlayamadım. 4. bab biliyorsunuz değerli arkadaşlar, fiiller konusunda 6 babdan bahsetmiştik. Fethu zammun, fethu kesrun, fethaten, kesru fethun, zammu zammun, kesreten şeklinde bablarımız vardı. Yani fiillerin maziden muzariye dönerken ki şekillerini ifade eden bablar vardı. Orada 4. babda mazi fiilin orta harfi kesra, muzariye fetha olacaktı. Mesela diyelim ki fehime yefhemu gibi. Artı humasi fiiller hangisiydi? Orta harfi mazide de damme, muzahide de damme olan. Mesela kebura yekburu gibi kelimeleri biz ne yapıyorduk? O kalıplarda kullanmış oluyor. Yani 4. ve 5. bab. Demek ki sıfat-ı müşebbehe. Bakın adı üstünde. Sıfat anlamlı kelime, manalı kelime ya da el müşebbehe. Müşebbehe ne demek? Benzetilen demek. Peki neye benziyor aslında bu? Aslında burada kastettiğimiz şey şudur. El müşebbehe bi ismil fa'il. İsmi fa'ile benzeyen. Peki ne bakımdan benzeyen? Anlam bakımından, mana bakımından ismi fa'il anlamında ve sıfat manasında ifade etmiş oluyoruz. Hocam benim kafam iyicene karıştı, midem bulandı, aklım gitti geldi. Ben tam anlayamadım bunu. Bir daha anlatır mısın şöyle? Şöyle değerli arkadaşlar. Bakın. Mesela ben bir kelimeyi, mesela diyelim ki şebi'a fiilini, şebi'a doydu anlamında, doyan diyeceğim ya da tok anlamında, tok olan diyeceğim yani. Bunu biz, bu şebi'a kelimesini Arap
şâbi'un şeklinde yapmamış. Halbuki daha önceki ismi fail kalıbında, ismi fail kalıbında bu fiili yerine getiren ya da o fiili yapan manasında biz failun kalıbını kullanıyorduk. Burada şâbi'un demiyoruz. Başka bir kalıp kullanacağız. Sıfat-ı müşabbeh kalıplarından bir tanesini kullanmış olacağız. Söylemek istediğim şey şu. Burada kullandığımız fiillerin tamamı lazım fiildir. Ne demek lazım fiil hocam? Yani geçişsiz fiillerdendir. Yani mef'ulun bih almayan fiillerdendir. Mef'ulun bih alan fiiller bu kalıplarda kullanılmıyor. Sıfat-ı müşabbeh kalıbıyla kullanılmıyor. Nasıl kullanılacak hocam? İsmi fail kalıbıyla kullanılıyor genellikle, tamam mı? İsmi fail, yani fail anlamındaki ya da fail kalıbıyla kullanılmış oluyor. Peki hocam, sıfat-ı müşabbeh ne demek? Bakın, sıfat-ı müşabbeh sıfat anlamını taşıyan, tamam, ve kişide kalıcı özelliği ifade eden kelimeler demek aslında. Kişide kalıcı özellik ne demek hocam? Mesela tokluk, açlık, güzellik, mesela güzel diyorum, çirkin diyorum, mesela diyorum ki iyi diyorum, kaliteli diyorum mesela, tamam. Bak, hep bunlar kişide sıfat anlamını taşıyan ve kalıcı özelliklerdendir. Halbuki oturan, oturma fiilini yerine getiren bir kişiye o anda oturmuştur, bitmiştir. Yani ismi fail kalıbıyla geldiği zaman. Halbuki burada sıfat-ı müşebbeh kalıbıyla ve mana bakımından da sıfat anlamını taşıyan kelimedir. Peki, gelelim şimdi buradaki kalıpları bir öğrenmeye çalışalım. Acaba sıfat-ı müşebbeh kalıpları nasıl geliyormuş? Sıfat-ı müşebbeh kalıplarından birçok kalıp var sıfat-ı müşebbehde. Ama çok önemli iki kalıp vardır ki o da, evet, şuraya açalım biz değerli arkadaşlar beyaz sayfamızı. Evet, ef'alu kalıbıdır. Ef'alu. Birincisi ef'alu kalıbıdır. Bunun müennesi fe'lâ'u şeklinde gelmiş oluyor. Ef'alu kalıbı değerli arkadaşlar, renkler ve kusurlar için kullanılan bir kalıptır. Sıfat-ı müşebbehede renkler ve kusurlar için kullanılan bir kalıptır. Renk, yani mesela diyelim ki hamura fiili. Hamura. Evet, kırmızı olduğu anlamında. Ya da hadura. Evet, şuradan bir renk seçelim değerli arkadaşlar. Evet. Hamura fiili. Hamura. Ne demek hamura? Kırmızı oldu. Ya da safura. Ne demek safura? Evet, sarı oldu manasında. Peki, bunlar renk. Gelelim bir de kusur. Kusur ne demek peki? Kusurdan kastettiğimiz şey nedir? Kusur, bir insanda olması gereken ama olmadığında da eksiklik olarak ifade ettiğimiz şeylere biz kusur diyoruz. Mesela insanın konuşması gerekir. Konuşma özelliği yoksa şayet, bu bir kusurdur o insanda. Tabii biz kusur diyoruz ama Arapçada öyle kusur söyleniyor ama yani bir engeldir diyelim. Engel. Kişide bir engeldir bu. Engel ifade eder. Bu takdirde biz ne deriz? Bu kişiye ne deriz değerli arkadaşlar? Arapçadaki karşılığında sıfat-ı müşebbehede ef'alu kalıbıyla ne yapmış oluruz? Bunu getirmiş oluruz. Onun için o kişiye ne deriz? Mesela görme engelli deriz. Ya da kör. İşte duyma engelli ya da sağır. Ya da mesela diyelim ki bir insanın dik olarak yürümesi lazım. Eğer kamburu varsa o kişiye kambur deriz. Mesela bu tür kelimeleri de türetirken, yani kişide olması gereken özellikler eğer eksik bir şekilde varsa, o eksikliği ifade ettiğimiz, yani kör, topal, kambur, hatta mesela aklı yoksa ya da aklında bir sıkıntı varsa biz mesela o kişiye ahmak deriz. Ahmak anlamını ifade eden. Bu da bir kusurdur çünkü kişide kusur olarak ifade edilir. Bu tür kelimelerde biz yine ef'alu vezniyle, sıfat-ı müşebbeh olarak ef'alu vezniyle ne yapıyoruz? İfade etmiş oluyoruz. Bunlardan da bir tane yazayım buraya. Mesela diyelim ki hamuka fiili. Hamuka manasını ifade eden bir fiildir. Şimdi ben hamura kırmızı oldu. Eğer ben kırmızı diyeceksem, yani bu fiili bir özellik olarak kendisine kırmızı, kırmızı çiçek diyeceğim mesela. Nasıl ifade edeceğim bunu? Ef'alu kalıbıyla ifade edeceğim. Ef'alu kalıbını nasıl çeviriyorum değerli arkadaşlar? Bakın, aynı buradaki ef'alu, aslında fe'ale fiili burada var. Hamura şeklinde. Ef'alu kalıbına sokacağım zaman ne yapıyorum? Ahmaru şeklinde ifade etmiş oluyorum. Ahmaru. Ahmaru ne demekmiş demek ki? Kırmızı demekmiş. Asfaru dersem şayet, asfaru şeklinde ifade edersem, asfaru sarı demek. Ahmaku diyecek olursam,
ahmaku şeklinde ifade edeceksem o takdirde ne olmuş olur? Evet, ahmak anlamına gelmiş olur. A'ma dersem ama anlamına gelmiş olur. Diyelim ki ahvaru diyecek olsam yeşil anlamına gelmiş olur. Yani demek ki sıfat-ı müşebbehenin kalıplarından bir tanesi ef'alu vezniyle gelmiş olan kalıpmış. Ve bu kalıp bize renkleri ve kusurları ifade etmek için türetilen bir kalıp şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Peki bu bir isimdir ve bu ismin müennesi de vardır değerli arkadaşlar. Müennesi de fe'alâ'u kalıbıyla gelmektedir. Fe'alâ'u kalıbı. Fe'alâ'u kalıbıyla olacaksa bu hamura kelimesi nasıl ifade edilir peki? Affedersiniz ham, evet şurayı sileyim tekrar yazayım. Hamra'u şeklinde ifade edilecektir. Hamra'u. Bakın fe'alâ'u derken fe'ayn lam var zaten. Hamura fiili. Evet, sonuna ilave ediyorum. Elif ve hemze ilave ediyorum. Ve kalıbını hamra'u şeklinde ifade ediyorum. Hamra ne demek? Kırmızı demek yine. Ama müennes şekli. Ahmaru müzekker şekli, hamra'u müennes şekli. Ya da asfaru kelimesinin müennesi nasıl? Safra'u şeklinde ifade ederim. Safra'u. Ahmaku kelimesi hamqa'u şeklinde ifade etmiş olurum. Hamqa'u. Anlaşıldı. Peki bir kalıp daha var. Bu renkler ve kusurlar için kullanılan bir kalıp. Sıfat-ı müşebbeh kalıbıdır diyelim. Yani kırmızı olan şeye biz ahmar kırmızı deriz. Asfaru sarı olan demek, yani sarı anlamı. Ahmaku ahmak olan manasında. Ama bunlar ismi fail anlamını taşıyor bakın. Kırmızı olan, sarı olan manasında bir mana var. Ama ismi fail kalıbıyla getirilmiyor. Hangi kalıpla getiriliyor? Evet, burada söylediğimiz gibi sıfat-ı müşebbeh kalıbıyla getirilmiş oluyor. Gelelim bir ikinci kalıbımız daha var. O da önemli iki kalıp tabii. Başka kalıplar da gelecek inşallah. Onları söyleyeceğim. Fe'lânu ya da fe'lâ kalıbı. Fe'lânu, fe'lâ. Tabi bu fe'lânın fe'lânetün şekli de var. Onu da ifade edeceğim şimdi. Fe'lânu kelimesi, fe'lânu kelimesi bir kalıp. Mesela diyelim ki şebi'a fiili. Şebi'a. Ne demek şebi'a hocam? Şebi'a doydu demek. Şebi'a doydu. Ya da kesule kelimesi. Kesule ne demek? Kesule de tembel oldu demek. Bu fiil niçin üretiliyor hocam? Nerede kullanılıyor genellikle? Bir şeyin doluluğunu ya da boşluğunu ifade etmek için özelliklerde ifade etmek için kullanılan sıfat anlamlı kelimelerde kullanılıyor değerli arkadaşlar. Ne demek hocam doluluk boşluk? Mesela bir insan eğer yiyecek bakımından karnı doluysa bu kişiye biz tok deriz. Ya da eğer yiyecek bakımından karnı boş ise bu kişiye aç deriz. Bilgi bakımından kişi doluysa bu kişiye ne deriz? Yani bilgili deriz. Eğer boş ise bu kişiye tembel deriz. Bu gibi kelimeler değerli arkadaşlar. Yani buna ne demişler Araplar? Doluluk ya da boşluğu ifade etmek için kullanılan kelimeler demişler. Şebi'a doydu demek. Kesule tembel oldu demek. Peki doydu kelimesini tok anlamında, yani doyan anlamında ifade etmek için ya da kesule tembel oldu kelimesine tembel demek için değerli arkadaşlar fe'lânu kalıbını kullanıyoruz. Ne olacak yani bu şebi'a kelimesi fe'lânu kalıbıyla şeb'ânu şeklinde ifade etmiş olacağız. Şeb'ânu tok demek ya da keslânu tembel anlamına gelmiş oluyor. Keslânu tembel anlamında ifade edilmiş oluyor. Peki bunlar müzekker kalıbıyla. Müennes kalıbı nasıl geliyor? Bakın fe'lâ şeklinde gelmiş. Şeb'ânu kelimesini yapacak olsak şeb'â şeklinde ifade ederiz. Şeb'â. Ya da fe'lânetün kalıbıyla da, yani şunun sonuna fe'lânu kalıbının sonuna kapalı t ekliyoruz değerli arkadaşlar. Aynı onun gibi şeb'ânetün şeklinde ifade ederiz. Şeb'ânetün. Yani tok olan kadın anlamında ifade ediyor. Ya da keslânu kelimesi, kesle kelimesini kullanabildiğimiz gibi kesle, yani tembel kadın ya da tembel kız manasında, ya da keslânetün şeklini ne yapabiliyoruz? İfade edebiliyoruz. Keslânetün. Yani kesüle ne demekti? Kesüle tembel oldu demek. Tembel olan demek için ben fail kalıbını kullanmıyorum. Yani şöyle diyemem. Kesilun. Hani biz daha önce ismi failden türetmek için kesilun diyorduk. Öyle kullanmıyorum. Nasıl kullanıyorsun hocam?
keslanu şeklinde kullanıyor Araplar. Niçin peki? Genellikle biraz önce de söylediğim gibi sıfat anlamlı olan kelimeleri, sıfat anlamlı olan kelimeleri ve geçişsiz olan fiilleri Araplar ismi fail kalıbıyla değil, sıfat-ı müşebbehe kalıbıyla kullanmışlardır. Gelelim kitabımızdaki kaide kısmına. Kaideden bunu bir okumaya çalışalım. Bakın sıfatül müşebbehe diyor. Sıfat-ı müşebbehe ismun bir isimdir. Nasıl bir isimdir? Müştakun, yani türemiş bir isimdir. Neyden türemiş? Minel fi'l, minel fi'li thulafi. Üç harfli fiilden türemiştir. El lazim, lazım olan üç harfli fiil. Demek ki sıfat-ı müşebbeheden gelen bütün fiiller lazımdır. Ama tabii her lazım fiil sıfat-ı müşebbeheden gelir diyemeyiz değerli arkadaşlar. Ama sıfat-ı müşebbeheden gelenlerin hepsi lazım fiildir. Yani geçişsiz fiillerdir. Yani mef'ulun bih almayan, doğrudan mef'ulun bih almayan fiillerdir değerli arkadaşlar. Demek ki üç harfli fiillerden türüyormuş. Daha fazla, üç harften fazla olan fiillerden türemiyormuş. Peki niçin kullanıyor bu? لِدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَى. Evet, şu manaya delalet etmek için ismi fail. Yine ismi fail anlamını ifade edecek. Ama عَلَى وَجْهِ الثُّبُوتِ. Kişide sabit olan, kalıcı olan özellikleri ifade etmek için kullanılan kelimelerdir şeklinde ifade ediyoruz. Bakın, bakın değerli arkadaşlar, bir kelimede eğer ben güzel, çirkin, küçük, büyük, yüce, işte çalışkan, vefalı manasında, ya çalışkan değil de vefalı manasındaki kelime, yani kişide kalıcı özellikleri ifade etmek için kullanılan eğer bir kelime kullanacaksam ne yapacağım? Sıfat-ı müşebbeh kalıbıyla getirmiş olalım. Çünkü bu sıfatlar kişide evet var olan kendisinde kalıcı olarak meydana gelen sıfatlardır. Kırmızılık mesela aynı şekilde. Kırmızı, sarı, işte yeşil, mavi gibi kelimeler de öyledir. Ve te'ti khasaten ve özellikle gelir. Minel babir rabi'i vel hamis. Dördüncü ve beşinci bablardan geliyormuş. Demek ki sıfat-ı müşebbeler. Ve hume, bu ikisi, yani dördüncü ve beşinci bab neymiş? Fa'ile yef'alu. Mazide görüyorsunuz. Kesra, muzayide, fetha şeklinde geliyor. Ya da humasisi fa'ule yef'ulu şeklinde gelen fiillerdir. Örnek olarak hasenun demiş mesela. Hasenun. Aslında bu fiil, bunun fiili daha doğrusu hasune. Güzel oldu demek. Hasenun ne demek? İyi olan demek. Hasune iyi oldu demek. Hasenun ise iyi demek. Ahmaru normalde hamura fiili bakın. Evet. Yani ne demek hamura? Kırmızı oldu demek. Peki ahmaru kelimesi ise ne anlama geliyor? Ahmaru kelimesi kırmızı demek. Atşanu kelimesi atişe fiili kullanılıyor. Atişe. Atişe ne demek değerli arkadaşlar? Susadı de susadı anlamına geliyor. Atşan ne demek? Susuz demek. Susayan anlamında susuz. Ta'ibun yine ta'ibe anlamına geliyor. Ta'ibe fiili ta'ibe. Ta'ibe yoruldu demek. Ta'ibun ise evet yorgun anlamına geliyor. Kerimun kerume. Kerume. Kerume ne demek? İkram oldu manasına geliyor. Kerimun ise ikram olan. Şimdi sizin aklınız burada karışabilir. Çünkü kerimun kalıbını biz bir öncekinde fa'ilun kalıbıyla görmüştük. Bak kerimun burada da fa'ilun kalıbı. Biraz sonra bu kalıplara bakacağız değerli arkadaşlar. Ama kerimun acaba mübalağa sıyası mı? Yoksa sıfat-ı müşebbehe anlamını taşıyan bir kalıp mı? Kerimun yani cömert demek mi? Yoksa çokça işte cömertlik yapan anlamında mı? Bunu ayırt etmek için değerli arkadaşlar şuna bakıyoruz. Bu fiil eğer lazım bir fiilse sıfat-ı müşebbehedir. Eğer müteaddi yani geçişli bir fiilse, mef'ulun bih alabilen bir fiilse o takdirde nedir? O takdirde mübalağa sıyasıdır. Örnek vereyim. Mesela kerumer raculu. Evet bu burada örneği zaten varmış ama başka bir örnek vereyim bakın. Şimdi şuraya yazayım. Mesela rahime. Ne demek rahime? Merhamet etti. Kim? Allahu. Allah merhamet etti. Kime? El muslime. Müslümana merhamet etti şeklinde ifade ediyorum. Bir de şöyle söyleyeyim. Bekhule, bakhile ya da cimri davrandı. Kim? Er-raculu. Adam cimri davrandı.
Şimdi bu iki tane fiile baktığımızda, yani burada rahime fiiliyle bakhile fiili arasında bir fark var. Nasıl bir fark var hocam? Birisi geçişli bir fiil, bak mef'ulun bih almış birisi. Öbürüsü ise geçişsiz bir fiil, mef'ulun bih almamış. Rahime merhamet etti. Kim? Allah. Kime? Müslümana. Bakhile cimri oldu. Kim? Adam. Adam cimri oldu. Bitti. Neyi cimri oldu falan demeyiz değil mi? Peki şimdi ben rahimun diye bir kelime kullansam, rahimun ya da bakhilun şeklinde bir kelime kullansam, bunların hangisi sıfat-ı müşebbehedir diye sorsam sana, sen ne dersin? Hocam dersin, dur. Ben şimdi burada bakhile kelimesi lazım bir fiilse, bakhilun kelimesi sıfat-ı müşebbehedir derim. Rahime fiili lazım bir fiil olmadığına göre, ki lazım bir fiil olması lazım mutlaka sıfat-ı müşebbehelerin gelmesi için, rahimun kelimesine mübalağa sıyas derim. Rahimun ne demekmiş demek ki? Çokça merhamet eden demek. Bakhilun ne demek? Cimri demek. Yani çokça cimrilik yapan manasında değil. Cimri demek, o kadar. Yani failun kalıbı ortak kullanılıyor bakın. Mübalağa sıyasıyla sıfat-ı müşebbehede. İkisini ayırt etmenin yolu neymiş? Ha, buymuş. Fiile bakıyoruz. Eğer geçişsiz bir fiilse, bakhule gibi mesela, bakhile gibi ya da eğer bir fiilse o takdirde ne yapıyoruz? Bu kelimeye bir sıfat-ı müşebbeh anlamını ifade ettiğini söylüyoruz. Evet, şimdi diyor ki siyagus sıfat-ı müşebbehe, sıfat-ı müşebbehenin kalıplarını ifade edecek şimdi. Bir ef'alu kalıbı vardı. Biraz önce bahsetmiştim size. Renkler ve kusurlar için geliyordu. Örnek olarak ahmaru kırmızı, ebyavu beyaz, esmaru işte esmer, ezraku mavi, ahzaru yeşil. Bak bunlar hep renkler için. Demek ki renklerle alakalı olan kelimeler sıfat-ı müşebbeh şeklinde gelecekse ef'alu kalıbıyla geliyor. Ebkemu. Bakın ebkemu kelimesi dilsiz demek. Yani dili konuşamayan anlamında. Konuşma engeli olan kişiye biz ebkemu diyoruz. Bak bu da bir kusurdur kişide. Normalde bir kusur olarak kabul ediyor. Yani yapma, vücudumuzda olan bir şey yoksa şayet onu kusur olarak kabul ediyor Arap. Dolayısıyla ef'alu kalıbıyla kullanıyor. Ya da ahdebu, kambur demek. Ahmaku, ahmak demek. Yani kişide olması gereken şeyler yoksa şayet bu kalıpta kullanıyor. Bunların müennesleri ahmaru müzekkerdi, hamra'u müennes şekli. Yine kırmızı demek ama müennes şekli. Beyda'u beyaz demek, semra'u esmer demek, zerqa'u mavi demek, khadra'u yine öyle yeşil demek. Bekma'u ise ebkemu kelimesinin neyidir? Müennes şeklidir. Konuşma engeli olan demek. Ahdebu hadba'u deriz, ahmaku hamqa'u şeklinde ifade ederiz. Diyor ki bakın kitabımız, tedullu hâzihi s-sîgatu, bu kalıp neye delalet eder diyor bakın, alâ levnin bir renge ev aybin, ya da bir ayıp. Ayıp dediği burada yani utanılacak manasında bir şey değil. Arapçada bu kelime kusur anlamını ifade etmiş oluyor. Ya da bir kusuru ne yapıyor? İfade ediyor şeklinde söylüyor. Tabi bu isimlerin müfret, müthenna ve cemileri de var değerli arkadaşlar. Yani bu kalıpta türettiğimiz kelime ef'alu kalıbıyla türetiliyorsa ahmaru, ahmarani. Normal herhangi bir kelimeyi müthenna yapar gibi yapıyorum. Kalemun kalemani diyoruz ya hani. Burada da ahmaru, ahmarani diyorum. O kadar. Yani elif ve nun getiriyorum. Peki humrun kelimesi ise, humrun kelimesi cem teksir şeklinde gelmiş görüyorsunuz. Düzensiz çoğul olarak gelmiş. Yani kırmızı olanlar manasını, kırmızılar manasını ifade etmiş oluyor. Fu'lun kalıbıyla geliyor görüyorsunuz. Müennesi hamra'u, hamra'u, hamra'ani. Bakın bunun müthennası iki şekilde yapılıyor. Ya sonuna elif ve nun ekliyorum yukarıda yaptığım gibi. Hamra kelimesine hamra'ani dedim. Ya da şuradaki hemzeyi vav'a dönüştürüyorum. Bakın şu vav aslında hemzeydi. Ve hamravani şeklinde ifade etmiş oluyorum. Bunun çoğulu ortaktır. Bakın humrun kelimesi hem müzekkerlerde hem de müenneslerde ortak kullanılan bir kelimedir. Humrun şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki gelelim ikinci kalıbımıza. Fe'lânu kalıbı. Fe'lânu. Evet. Atışa fiilini atışa, atşanu şeklinde kullandık görüyorsunuz. Atışa yani susadı, atşanu susuz demek. Dam'anu, dam'e kelimesi suya kandı demek ya da susuz olduğu manasını da ifade ediyor bazen. Dam'anu kelimesi burada suya kanan anlamında.
Gazbanu kelimesi gazibe fiilinden gelmiş. Gazibe ne demekti? Gazibe sinir, kızdı demek. Gazbanu ise sinirli demek. Bakın bir de bunun ismi faili var. Gazibun. Gazibun kızan, o anda kızan kişiye biz gazibun deriz. Ama gazban sinirli. Bak birisinde o anda meydana geliyor. Diğerinde ise bir özellik olarak kendisinde bulunuyor. Sinirli. Biz adam sinirlendi demekle ya da bu sinirlenen adam bu demekle sinirli adam bu demek arasında bir fark var Arapçada. Onun için birisine biz ismi fail kalıbıyla, diğerine ise sıfat-ı müşebbeh kalıbıyla ifade etmiş oluyoruz. Şeb'anu. Şeb'a ne demek? Doydu. Şeb'anu tok demek. Cev'anu. Ca'a aç oldu. Aç, acıktı manasında. Cev'anu ise aç anlamına geliyor. Sekira. Bunun fiili sekira. Sekranu ise sekira sarhoş oldu. Sekranu sarhoş demek. Keslanu kelimesi tembel anlamına geliyor. Kesule tembel oldu. Keslanu tembel manasına gelmiş oluyor. Bunların müennesleri de atşanu kelimesi şöyle de gelebiliyor. Atşanu atşanetun, yani kapalı t ile de getirebiliriz. Dam'anu dam'anetun şeklinde de ifade edebiliriz. Ya da fe'la kalıbıyla atşa, dam'a, gazba, şeb'a, cev'a, sekra ve kesla şekillerinde ifade edebiliriz. Demek ki müennesi iki şekilde de gelebiliyormuş. Bu fiil, tedullu hâzihi sîgatu, bu sîga, bu özellik neye delalet ediyormuş? Alâ huluvin, bir boşluğa, ev imtilan ya da bir doluluğa ifade ediyormuş. Derste anlatırken bunu söylemiştim. Yani bir boşluğu ya da doluluğu ifade ettiğini, bir insanın diyelim ki karnı tok ise bir doluluğu ifade eder ve tok deriz o kişiye. Aç deriz, susuz deriz. Su bakımından eğer eksiği varsa, ilim bakımından eksiği varsa tembel deriz mesela. Bu tür kelimeleri ne yapıyoruz? Bunu da ifade etmiş oluyoruz. Peki. Müfret müthenna cemilerini gösteriyor burada. Bakın atşanu atşanani. Bakın elif ve nunla getiriyoruz müthennasını. Ya da atşanune. Cemî müzekker salim şeklinde de geliyor. Atşanûne susuz olanlar manasında vav ve nunla getiriyoruz, görüyorsunuz. Cemî müzekker salim. Bir de cemî teksir dediğimiz bir kalıbı var. İtaşun. İtaşun ne demekmiş demek ki? Evet, sıfat-ı müşebbeh anlamını taşıyan susuzlar manasını ifade etmiş oluyormuş. Sonra atşanetun yine müennes için kullanıyoruz. Ya da atşe susuz anlamında. Atşanetani. Elif ve nun getiriyoruz. Ya da atşeyani. Bakın atşanetani birinci atşanetun kelimesinin müthennası. Atşeyani ise şu atşe kelimesinin şuradaki elif maksura var ya, atşe derken bu a diye okuduğumuz o y'ye dönüşüyor değerli arkadaşlar. Atşeyani şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Ya da cemî müennes salim şekli geliyor. Atşanetun. Bakın elif ve nun t ile geliyorsa cemî müennes salim. Ya da itaşun. Bakın çoğulu yine ortak burada. Yukarıda nasıl ki humrun kelimesi ortak idi çoğulu, burada da itaşun kelimesi ortak şekilde kullanılmış oluyor. Mesela diyelim ki şebi'a fiilini burada yapalım. Şeb'anu, şeb'anani, şeb'anune ya da şiba'u. Şiba'un şeklinde ifade ederiz. Ya da şeb'anetun, şeb'a, şeb'anetani, şeb'ayani ve şeb'anatun, şiba'un şeklinde ifade etmiş oluruz. Şebi'a fiilinin sıfat-ı müşebbeh şeklindeki kalıbını burada çekmiş olduğum. Şimdi bu iki kalıp çok önemli diye söyledik. Ama onun dışında da başka kalıplar vardır. Bunlara da aşina olmamız, görmemiz, bilmemiz lazım değerli arkadaşlar. Bunlar en çok kitapta, en çok kullanılanları burada zikredilmiş. Bunları zaten ilk başta gördüğümüzde biraz kafamız karışabilir ama daha sonra oturacaktır bunlar değerli arkadaşlar. Burada kitapta geçmiş olan sıfat-ı müşebbehleri bilmeniz yeterlidir bu anlamda. Yani en çok kullanılanlar çünkü bunlardır. Bunları bilmeniz sizin için yeterli olacaktır. Örnek olarak fe'lun kalıbında bir sıfat-ı müşebbeh varmış bakın. Sehlun, kolay. Mesela sehulel emru dedik. İş kolay oldu. O zaman iş kolaydır demek için el emru sehilun demeyiz. Yani ismi fail kalıbını kullanmayız. Ne deriz? Sıfat-ı müşebbeh kalıbından sehlün kelimesini kullanırız. Fe'lün kalıbıyla kullanırız. Sa'bun zor anlamına geliyor. Evet, sehlün ya da sa'bun. Kolay, zor. Peki sonra 3, evet 4'ten 2 tane gelmiş. Fi'lün kalıbı. Fe'lün, fi'lün kalıbı var bakın burada. Fi'lün kalıbı. Milhun gibi, tuzlu. Rihvun, rahat. Sonra fu'lün kalıbıyla hulvun.
Evet, tatlı, murrun, acı, hurrun, özgür, faalun kalıbı varmış görüyorsunuz. Hasenun gibi. Hasenun yani iyi demek. Batalun işte şampiyon demek. Peki, failun kalıbı varmış. Ferihun mesela sevinçli demek. Ferihun sevinçli. Feriha ne demekti? Sevindi. Ferihun sevinçli. Taibun yorgun. Kalikun endişeli. Hazinun işte üzgün. Hazine kelimesi üzüldü. Hazinun üzgün manasını ifade etmiş oluyor. Ha, geldik failun kalıbına. Hatırlarsanız bu failun kalıbı değerli arkadaşlar. Evet, mübalağa sıyasında da kullanılıyordu görüyorsunuz. Nasıl ayırt edecektik? Evet, burada gelmiş olanların tamamı, yani bu sıfat-ı müşebbehede gelmiş olanların tamamı değerli arkadaşlar nedir? Lazım olan fiiller. Yani geçişsiz olan, mef'ulün bih almayan fiillerden kullanılıyor. Kerimun ne demekmiş demek ki? Kerimun cömert demek. O kadar. Bakhilun cimri demek. Cemilun güzel demek. Kabihun işte çirkin demek. Tavilun uzun. Kasirun kısa. Meridun hasta. Şedidun şiddetli manasını ifade etmiş oluyoruz. Bunların fiilleri mesela kerimun kerume ikram oldu. Bakhilun bakhile cimri oldu. Cemilun cemule güzel oldu. Kabihun kabuha çirkin oldu. İşte tavilun tale, kasirun kasura, meridun merida. Bu kelimeleri ne yapıyoruz? Bu kelimelerin fiillerinden bir sıfat-ı müşebbehe türetmiş oluyoruz. Böyle failun kalıbında gördünüz mü zaten aklınıza ne gelsin? Bu ya mübalağa sıyasındandır dersiniz ya da sıfat-ı müşebbehe kalıbındandır manasını ifade edersiniz. Bir de feilun kalıbı var. Feilun. Bu feilun kalıbı değerli arkadaşlar genellikle orta harfi elifle evet, orta harfi elifle gelen fiiller için kullanılır. Mesela tabe. Tabe ne demek? Tabe iyi oldu demek. Ya da sade. Sade yönetti demek. Cade güzel oldu demek. Mete öldü demek. Bakın bu tür kelimeler hep orta harfi eliftir. Fe'il kalıbına dönüştüreceğim zaman bu elif ye'ye dönüşüyor. Zaten kalıpta bir ye daha var. O da şeddeli olunca ne olacak? Tayyib olacak. Tayyibun. Tabe iyi oldu demekti. Tayyibun ne demek? İyi demek. İyi olan yani. Sade yönetti. Seyyidun ise yöneten ya da efendi anlamına gelmiş oluyor. Seyyidun. Cade iyi oldu. Ceyyidun dersek şayet değerli arkadaşlar. Ceyyidun. Evet, iyi anlamında manasını ifade iyi. Mete öldü. Meyyitun dersek ölü anlamına gelmiş oluyor. Peki. Zaten burada da örneklerini görüyorsunuz. Ne diyor bunun için bakın. Galiben genellikle minel fi'lil ecvef. Ecvef fiilden gelir. Ecvef fiil işte bu fiiller. Yani ortasında elif olan fiillere biz ecvef fiil diyoruz. Sonra faalu vezniyle gelen kelimeler vardır. O da cebenu kelimesi. Ceben ne demek değerli arkadaşlar? Bunun fiili şudur. Cebune. Cebune. Cebune ne demek? Cebune korktu demek. Hocam bir de hafe vardı. Hafe. Hafe de korktu demek aslında. Peki arada fark var mı? Tabii ki fark. Fark var. Hafe kelimesi insanda yani korku duygusunun olması manasına geliyor. Hafe korktu. Mesela yolda gidiyorsunuz. Aniden karşınızdaki bina yıkıldı. Korktunuz o anda. Tamam mı? O korkudur. İnsanda doğal olarak meydana gelen bir duygudur. Ama mesela diyelim ki düşman karşısına çıktınız. Düşmanı gör görmez kaçtınız. Ha, bu da korkaklıktır. Ama bu nasıl bir korkaklıktır? Bu işte ödleklik demek manasına geliyor. Demek ki ceben kelimesi ödlek demek. Öyle diyebiliriz. Korkak ya da ödlek anlamını ifade ediyor. Peki fualun vezinde olan vardı bir de. Şucaun. Şecua kelimesinden gelmiş. Şuca cesaretli demek. Furatun tatlı demek. Ucacun acı demek değerli arkadaşlar. Fırat Nehri bizde de bir nehir ismi olarak ya da Fırat bir nehir ismi olarak bizde kullanılıyor değerli arkadaşlar. Gelelim alıştırmalara. Diyor ki da hattan bir çizgi koy. Tahta sıfetil müşebbehe sıfat-ı müşebbehenin altına. Thümmel kursiyeteha sonra onun kalıbını ne yap diyor. Sonra onun kalıbını zikret şeklinde ifade ediyor. Peki bir bakalım. Hâzâ azbun furâtun ve hâzâ milhun
ucacun şeklinde kullanılan bir burada bir ayet kelime var. Bu ayet kelimede kullanılan bazı sıfat-ı müşebbehler var. Bakın, azbun kelimesi. Azbun kelimesi tatlı demek. Furatun kelimesi de tatlı demek. Bir tanesi fa'lun kalıbı, diğeri fu'alun kalıbında. Ve hâzâ milhun, bakın tuzlu. Ucacun acı manasına gelmiş oluyor. Milhun yine fi'lun kalıbı. Ucacun ise fu'alun kalıbıyla gelmiş değerli arkadaşlar. İkinci ayet kelimede ve inneke le'alâ hulukin azîm diyor. Sen yüce bir ahlak üzeresin. Azîm yüce demek bakın. Azume yüce oldu. Azîmun fa'ilun kalıbında bir kelimedir. Değil mi? Fa'ilun kalıbı burada sıfat-ı müşebbehedir. Ellezî ce'ale lekum. Evet, mineşşeceril ahdari nâran. Evet, yeşil ağaçtan size ateş yaratan, ateşi var edendir şeklinde ifade ediyor. Ahdar kelimesi var bakın. Ef'alu kalıbında renkler ve kusurlar ef'alu vezniyle geliyordu diye ifade etmiştik. Ahdar kelimesi, evet, yeşil anlamına gelen bir kelimedir. İnne şâni'eke huvel ebter. Bakın, ebter kelimesi. Ef'alu kalıbıyla yine bir kusur ifade ediyor. Ebter, nesli olmayan, nesli devam etmeyen anlamında bir kelimedir. Dolayısıyla sana kasteden kişi diyor burada ayet kelimede ebter olan odur. Yani nesli devam etmeyecek. Çünkü bir kişi de asıl olan neslinin devam etmesidir. Eğer o yoksa bir kişi de o kusur olarak kabul ediliyor Arapçada ve kalıp olarak ef'al vezniyle ne yapılıyor? Getiriliyor. يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءَ diyor bakın. يَحْسَبُ zannediyor. Ad-dam'anu, dam'an kelimesi değerli arkadaşlar. Burada susuz anlamında. Onu su zanneder diyor. Serapta hani su zannederiz ya çöldeyken. Peki dam'an fa'lan kalıbında bir kelimedir. Sonra kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu diyor. Kelimetani, iki kelime vardır ki hafifetani, hafif kelimesi bakın. Hafif, fa'il kalıbıyla. Hafif. Alellisani, dile hafif. Thakiletani, thakil kelimesi. Ağır anlamına gelen bu kelime yine sıfat-ı müşebbehedir. Fil mizani, mizanda ağırdır. Habibetani, habib. Sevgili demek. Habibetani ile rahman. Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahil azim kelimesi de yine öyle. Bakın burada hep fa'il vezniyle ne gelmiş? Sıfat-ı müşebbehe kelimeleri gelmiş. Ne diyor peki hadis-i şerifte? Kelimetani, iki kelime vardır ki hafifetani alel lisan, dile hafiftir, kolay söylenir yani. Thakiletani fil mizan, mizanda, terazide ağırdır. Evet. Habibetani ile rahman, rahmana yani Allah'a karşı da sevgilidir. Yani bu kelimeleri Allahu Teala çok sever. Neymiş o kelime? Subhanallahi ve bihamdih. Evet, subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim şeklindeki zikir neymiş değerli arkadaşlar? Allah tarafından çokça sevilen iki kelimeymiş, ifadeymiş. Sonra üslubul hatibi hasenun cümlesinde hatib kelimesi bakın. Hatip değil mi? Fa'il vezniyle gelmiş. Hasenun derken yine aynı şekilde fa'alun kalıbıyla gelmiş. Hasenun kelimesi de yine burada sıfat-ı müşebbeh kalıbıyla gelmiş. Güzeldir, iyidir anlamında. Hatibin üslubu iyidir anlamını ifade ediyor. Sonra el müslimune, Müslümanlar. Ferihune, ferihun kelimesi vardı. Fa'ilun kalıbıyla. Ferihun sevinçli demek. Bihululi idil fıtr. Yani Ramazan bayramının meydana gelmesi ya da işte Ramazan bayramının gelmesi dolayısıyla sevinçlidirler manasını ifade etmiş oluyor. Peki. El fara, imleil farag diyor. Boşluğu doldur. Kemâ fil misal. Örnekte olduğu gibi. Bakalım örnekte ne diyor? Kabuhal kizbu. Yalan çirkin oldu. Peki ben ne diyeceğim şimdi? Yalan çirkindir şeklinde. Dikkatinizi çekiyorum değerli arkadaşlar. Kabuha kelimesi, saluba kelimesi, işte neşita kelimesi, zami'e kelimesi, karuba, şecua. Bakın bu kelimelerin hepsi lazım fiiller. Ne demek hocam lazım fiil? Yani geçişsiz fiil. Yani mef'ulun bih almayan fiillerdir. Ve bunlar cümle içerisinde değerli arkadaşlar gelecekse, sıfat-ı müşebbeh şeklinde gelecekse mutlaka lazım fiillerden gelmiş olması gerektiğini söyledik. Peki, kabuhal kizb bu ne demekti? Yalan çirkin oldu. Peki o zaman yalan çirkindir demek için fail anlamı, ismi fail anlamında bakın. Ama ismi fail kalıbıyla değil. Yani buna kabihun diyemem.
Ne diyeceğim peki? Sıfat-ı müşebbeh kalıbıyla el-kizbu kabihun şeklinde fa'ilun vezniyle kullanmış oluyorum. Peki salube's-selcu. Salube katılaştı demek. Es-selcu yani kar katılaştı anlamına gelmiş oluyor. Peki ne diyebilirim ben buraya? Es-selcu, es-selcu salbun şeklinde ifade ederim. Salbun. Bazı şeylerde sulbun şeklinde de geçebilir. Evet salbun ya da sulbun. İkisi de sert katı anlamına gelmiş oluyor. Sonra neşitat tabibu fi amelihi. Evet doktor işinde ne oldu? Dinç oldu, çalışkan oldu manasında. Neşita ne diyoruz? At tabibu neşitun şeklinde kullanabiliyoruz. Neşitun. Ne demek neşitun burada? Yani dinç demek. İşte hareketli, dinç manasını ifade ediyor. Fa'ilun kalıbıyla görüyorsunuz. Zami'et el mar'etu. Kadın ne oldu diyor? Kadın susadı. Bu zami'et aslında ama ulama yaparken değerli arkadaşlar geçiş yaparken kesre ile geçiş yapıyoruz. Ama aslında sakindir bu kelime. Zami'et diyoruz. Evet peki bunu nasıl söyleriz? El mar'etu dam'enetun şeklinde de ifade edebiliriz. Dam'enetun. Ya da bir kalıp daha vardı hatırlarsanız. Dam'e şeklinde de ifade edebiliriz. Dam'e şeklinde söyleyebiliriz. Peki. Gelelim. Garube. Garube en nasru. Garube en nasru. Zafer yakın oldu manasında. O zaman zafer yakındır diyeceğiz. Nasıl deriz? En nasru. En nasru. Garibun. Bak garif fa'il kalıbında bir kelimedir. Yakındır manasını ifade ediyor. Şecu'al mücahidu. Mücahid kelimesi ismi fa'il bir kelimedir. Bak ötremin var sonra önce de kesre var. Şecu'a yani cesaretlendi diyor mücahid. O zaman mücahid cesurdur diyeceğiz. El mücahidu deriz. El mücahidu. Evet şuca'un şeklinde ifade ederiz. Şuca'un. Peki değerli arkadaşlar. Devam edelim. Azume sevabul musallin diyor. Namaz kılanların sevabı yüce oldu. O zaman namaz kılanların sevabı yücedir diyeceğiz. Nasıl deriz? Sevabu el musalline. Yine onu olduğu gibi yazıyorum tabii ki. Evet nasıl diyorduk? Azimun yücedir manasını ifade ediyoruz. Fa'ilun kalıbında. Cebunel aduvu. Düşman korktu. Ama nasıl bir korkaklık bu? Ödleklik anlamında. Değil mi? O zaman el-aduvu, düşman. Nasıldı bunun sıfat-ı müşebbehesi? Cebanun derim. Cebanun, korkaktır. Hasunas-sıdku. Doğru ya da doğruluk diyebiliriz. Doğruluk güzel oldu. O zaman as-sıdku deriz. As-sıdku. Hasenun. Güzeldir, iyidir manasını ifade etmiş oluyoruz. Gelelim üçüncü alıştırmamıza. İmle-i farag diyor, boşluğu doldur. Bir sıfetin müşebbehetin, bir sıfat-ı müşebbehe ile doldur. Mimme beynel kavseyn parantez arasındaki kelimelerden yola çıkarak. Bakın tavilun kelimesi diyor. Tavilun ne demek? Uzun demek. El-cemilu, güzel demek. Sahihun, doğru demek. Kasirun, kısa. Selimen, sağlıklı, salim manasında. Hasenetun, iyi demek. Sa'ben, zor demek. Eşşedidu ise şiddetli manasını ifade ediyor. Bakın kelimeler hep kimi el takılı gelmiş, kimi el takısız gelmiş, kimi işte diyelim ki harekesi farklı gelmiş. Bunlar tabii cümledeki yerine göre ne yapıyor değerli arkadaşlar? Değişiyor. Ona bakacağız şimdi. Nasıl gelmesi gerektiğini evet burada ifade edeceğiz. Atışa diyor. Atışa susadı. Kim? As-sa'imu oruç tutan kişi. Minel har. Har yani sıcak demek. Minel harri ne deriz burada? El takısıyla gelmiş. Sıfatı da el takısıyla gelmiş olması lazım. Eşşedid deriz. Bunu sildim buradan. Buraya yazıyorum. Eşşedid deriz. Şiddetli sıcaktan ne oldu? Oruçlu susadı. Peki tariqu en-necahi diyor. Tariqun necahi. Başarmanın yolu. Tariqu kelimesi mübtedadır. O zaman burada haber olabilecek bir kelime lazım. Tavilun diyebilirim mesela. Birincisindeki tavilun derim. Tavilun. Merfu olacaktır değerli arkadaşlar. Tariqun necahi tavilun. Başarının yolu uzundur. Hablu el kizbi. Yalanın ipi.
Nedir burada? Kasirun diyebiliriz. Kasirun kelimesini kullanabiliriz. Kısadır şeklinde ifade ederiz. Türkçe'de bunu nasıl kullanıyoruz? Yasıya kadar. Yalancının mumu yasıya kadar, değil mi? Şeklinde ifade edilir. Leysen necahu. Bu leyse değerli arkadaşlar. Böyle bir isim cümlesinin başına gelir. İsmini böyle merfu yapar. Haberi de ne olur onun? Mansup olması lazım. Dolayısıyla burada leysenin haberi olarak sa'ben kelimesi gelecektir. Leysen necahu sa'ben şeklinde ifade ederiz. Başarı zor değildir manasını ifade ediyor. Sonra ahlaku Hüseyin'in. Hüseyin'in ahlakı. Bakın ahlaku kelimesi müptedadır değerli arkadaşlar. Müpteda burada nasıl gelmiş? Akılsız çoğul olarak gelmiş. Bunun müfredi huluk. Huluk, evet, şeklinde geliyor. Huluk, ahlak, huy manasında yani. Ahlaku ise çoğuludur. Dolayısıyla haber müfret ve müennes şeklinde gelecek. O zaman hasenetun şeklinde kullanabiliriz. Ahlaku Hüseyin'in. Hüseyin'in ahlakı nasılmış? Hasenetun, güzeldir. Ya da iyidir. Cevabu Ali'in. Ali'nin cevabı neymiş? Sahihun deriz. Bakın burada sahihun kelimesi vardı. Sahihun kelimesini buraya yazmış olduk. Evet. Sonra nazara baktı. Es-sa'ihu. Sa'ih kelimesi burada faildir. Onun için damme getirdik. İlel vadi, vadiye baktı. Nasıl vadi? Evet. El-cemil deriz değil mi? İlel vadi el-cemil şeklinde ifade ederiz. Son olarak vehebe verdi, hibe etti. Allahu Cenab-ı Hak lil edibi edebiyatçıya zevkan bir zevk. Nasıl bir zevk? Selimen şeklinde ifade ederiz. Bu sahabeni işaret etmiştik zaten. Evet. Vehebe Allahu lil edibi zevkan selimen. Evet. Şeklinde ifade ederiz. Zevki selim deriz değil mi? Aklı selim, kalbi selim, zevki selime sahip olması gerekir bir insanın değerli arkadaşlar. Peki. Gelelim buraya şimdi. İkra'il kıt'at taliye diyor. Aşağıdaki parçayı oku. Thumma ayyin as-sıfetel müşebbehe. Sonra sıfat-ı müşebbehi bu cümlede geçmiş olan ya da bu parçada geçmiş olan sıfat-ı müşebbehleri gösteriniz şeklinde ifade ediyor. Bakalım birlikte. El mar'u galilun bi nefsihi diyor. Kişi kendi başına azdır. Galilun kelimesi var bakın. Fa'ilun kalıbıyla gelmiş. Az anlamını taşıyan. Kethirun bi ihvanihi. Bakın yine kethirun kelimesi gelmiş. Kardeşleriyle çoktur. Bir kişi kendi başına azdır, kardeşleriyle çoktur. Bir elin nesi var, iki elin sesi var derler ya hani. Burada da onu ifade etmeye çalışıyor. Ama galilun ve kethirun kelimeleri nedir? Fa'ilun kalıbında gelmiş bir sıfat-ı müşebbehedir. Ve huve, o diyor, zayıfun vahdehu. Zayıfun kelimesi de sıfat-ı müşebbehedir bakın. Zayıftır. Vahdehu yalnız başına zayıftır. قَوِيٌّ بِأَصْدِقَائِهِ قَوِيٌّ kelimesi de değerli arkadaşlar. Bakın bu aslında fa'il vezninde bir kelimedir. قَوِيَّ قَوِيَّ yani güçlü oldu manasına. قَوِيٌّ ise قَوِيٌّ aslında şöyledir bakın. قَوِيٌّ قَوِيٌّ şeklindedir. İki tane ye yan yana gelince şeddeleniyor ve قَوِيٌّ şeklinde oluyor. Aklınızda olsun. Bu türden kalıpları yani mesela Aliyun gibi, mesela Vefiyun gibi, mesela Celiyun gibi yani bu tür kelimeleri böyle gördüğünüz zaman ne diyebilirsiniz? Hiç şaşırmadan yani Kaviyun, Aliyun, Vefiyun, Celiyun bunları böyle gördüğünüz zaman diyebilirsiniz ki bunlar sıfat-ı müşebbehedir ve fa'il vezninde gelmiş sıfat-ı müşebbehelerdir diyebilirsiniz. Kaviyun bi astikaihi arkadaşlarıyla güçlüdür. Kaviyyun kelimesi bir sıfat-ı müşebbehedir. وَالصَّد۪يقُ الْوَف۪يُّ Bak yine vefiyyun kelimesi burada yine geldi. Vefiy kelimesi. Sadik kelimesi de öyle. Fa'il kalıbında. Arkadaş manasına gelmiş oluyor burada. Evet nasıl arkadaş? Vefalı arkadaş. يُسَاعِدُ صَد۪يقَهُ Arkadaşına yardımcı olur. فِسَّرَّائِ Evet. Yani rahat dönemlerde. وَالضَّرَّائِ Sıkıntılı dönemlerde. Burada bir şey yok. Ve fil yusri. Evet. Bu yusr kolaylık demek. Vel usri zorluk demek. Bu yusr ya da usr kelimesi değerli arkadaşlar bir sıfat-ı müşebbehe değildir. Yani kolay ya da zor anlamını ifade etmiyor. Kolaylık bak bir mastar.
Usur kelimesi de yine zorluk, bir mastar manasını. Peki hocam, sıfat-ı müşebbe ifade etmiş olsaydı bunlar yusur kelimesi nasıl olacaktı mesela? Yesirun olacaktı. Yesirun. Ne demek yesirun? Yani kolay demek. Kolay olan manasına. Asirun olsaydı yine zor olan manasını ifade etmiş olacaktık. Ama bunlar evet sıfat-ı müşebbehe değil. Yusrun, usrun bir mastar şeklinde gelmiştir. Kolaylık, zorluk. Ve yecibu gerekir diyor. Alel insani insan için gerekir. En yatlube istemesi gerekir. As-sadiqa arkadaşı. Nasıl arkadaş? Ellezî yurşiduhu. Onu irşad eden, ona yol gösteren. İlel hayri. Hayra karşı yol gösteren. Ve yub'iduhu anişşerri. Ve onu kötülükten uzaklaştıran. Bakın değerli arkadaşlar, burada ba'ude yeb'udu kelimesi an ile kullanılıyor. Onu da unutmuş olmayalım. Her zaman söylüyoruz. Evet, aklımızda tutmuş olalım bunu. Bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Demek ki değerli arkadaşlar, bir fiili yerine getirmek için o fiili yapan kişiyi ismi fail kalıbıyla, o fiilin çokça yapıldığını ifade etmek için sıyat mübalağa sıyasıyla, o fiilden etkilenen kelimeyi ifade etmek için ismi mef'ul kalıbıyla, ama ismi fail kalıbıyla getirmemiz gerekirken fiilin dördüncü ya da beşinci baptan olması ya da lazım bir fiil olması ve sıfat anlamını taşımış olmasından dolayı ismi fail kalıbıyla değil de sıfat-ı müşebbeden getirdiğimiz kelimeleri de bugün ne yapmış olduk? Burada öğrenmiş olduk. Temelde iki kalıbımız var. Ef'alu, fa'la'u kalıbı, müzekker ve müennesi. Bir de fa'lanu ve fa'la kalıpları var. Bunların dışında diğer kalıpları da kitabımızda zikretmiş olduk. İnşallah biraz böyle ilk başta zor gibi görünen ama daha sonra alıştıkça evet kolay olan bir konudur bu. İzledikçe inşallah daha iyi bir şekilde kavramış olacağız. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.